gelinlikli. Gelinliğini nasıl buldunuz hanımlar? O zamana göre iyi. Yani o zaman 15 sene önce bana şu an göre çok farklı iyi. Geliyor tabii evet, ki de aslında. Tabii şimdiye yorumlarsak görünüyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani 15 yıl önce bu kadar kapalı hani... Evet, çok fazla kapalı. Çok aşırı evet, kapatmışsın. Öyleydim. Evet aslında. Evet. O zaman hiçbir şey bilmiyordum. Hani neyin ne olduğunu. Bir de bu zamanki şeyler yoktu aslında o zamanlar. Böyle tesettür başı. Evet, yoktu. Değil mi? Şimdikiler çok şanslı. Evet, evet. Ay siz bir düğün tazeleyin yahu. Onu da istiyorum aslanım evet, inşallah. Neden olmasın? Onu da istiyorum. Ben o zamanlar 7 yaşındaydım, daha okumayı falan yeni öğreniyordum. Ona göre saygılı gelinliği ol arkadaşına. O yüzden şey yapamayacağım. Ona göre saygılı ol arkadaşına. Gelinliğini satın mı aldın? Seni. Kiraydı. Kiraydı. Evet kiraydı. Fiyatını hatırlıyor musun? Hayır hiç hatırlamıyorum. Eşinle evlendin, ne kadar süre sonra çocuğun oldu? 2 sene sonra. 2 yıl sonra. 2 yıl sonra evet. Sanıyorum ufaklıkla sünnet yaptın sen. Evet. 3 yıl önce sünnetimiz oldu. Ya o da şey gibi olmuş, düğün gibi olmuş. Düğün gibi yaptık. Hani gibi. Eşim dedi ki içinde hiçbir şey bırakmak istemiyorum senin dedi. Hayır, eşin ne kadar değişmiş. Evet. Çok değişmiş. Aa, çok değişmiş. Evlilik yaramış savaş kardeşim. Evet. Herkese yaradığı gibi herkese yarıyor. Birbirimize iyi bakıyoruz aslında. Çok tatlı bu, bakar mısınız? Allah. Fenerbahçeli mi bu? Evet. Doğuştan. Maşallah çok tatlı. Allah bağışlasın. Çok tatlı. Bu da kedimiz de aslanım. Bademimiz var. Nerede şimdi? O şimdi annemlerde. Annenlerle yakın mı oturuyorsun? Yakın sayılırız evet. Gelip gidiyorsunuz. Evet evet aslanım. Canım benim. Var mı Allah, ailenle fotoğrafların? Misin? Aslanım yok. Kına gecesi olmadı galiba. Aslanım oldu ama bizim fotoğraflarımız, videolarımız taşınırken bir kutu içerisinde gitti. O zamanlarda biliyorsunuz cep telefonu şeyi yoktu evet. 15 yıl önce. Elimizde hiçbir şeyimiz yok o yüzden maalesef. Çok az. Peki unutamadığın bir şey var mı evlenirken? Ben düğünümde çok düğün bitene kadar hep ağladım. Ah yavrum ya. Annemler yanımdaydı, babam da yanımdaydı. Ama neden? Hani verdiğim burukluk, burukluk. Yani tam içine sinmedi değil mi? Evet. Akrabalarınız geldi mi anne hepsi baba tarafı? Hepsi geldi. Peki şey hani doğu düğünlerinde aşiret falan geliyor evet, çok kalabalık. Evet evet çok çok kalabalık. 2 katlı düğün salonuydu, yine yer yoktu. Peki dün şey demiştin ya çok yaşam savaşı verdim vesaire. Evet sağlık sorunlarından dolayı evet çok çok büyük şeyler yaşadım. Çok ama çok şükür Rabbime. Diyorum ya cefasını çektik şimdi Rabbimize sefasını inşallah yavrum. Nasip dedik ediyor. Ya ikinci bahar yaşıyor ömrüm diyelim. Merveciğim hazırsan puanlamaya geçelim diyorum ben. Geçelim aslanım. O zaman puanlamadan.